Getirden siparişini ver, son round bitmeden kapına gelsin. Evet, Buyurun Serdar Ali Bey. Hoş geldiniz evet, yeni Hoş bölümde. Biz de beraberiz. Doğrukan Toköz şeyi değişti. Enerjimizi evet, çok doğru bir hareket Ahmet, yaptı. Ahmet Bulutla çalışmış. Uluslararası anlamda da ee, daha faydalı olabilme ihtimali yüksek Ahmet'in Doğrukana. Ahmet son birkaç senedir, son bir bir buçuk senedir, yani falcayu getirdiğiz dönem hariç biraz böyle e, rahat çalışıyor hani tok satıcı <laughs> çok parası var <laughs> o yüzden biraz biraz böyle e, daha az gözüküyor eskiye nispeten ama Ahmet tabii iyi bir relasyon olan iyi bir menajer Doğukan işleyimizde öyle bir e, beş Beşiktaş da Beşiktaş'a da beş Beşiktaş da fayda olur inşallah e, ama Doğukan sözleşmesi var zaten. O bittikten sonra ne olur, ne olur, ne biter, o zaman görürüz. Öncelikle ona bir hayırlı olsun diyeyim. Diyelim. Evet. Zaten Dorukhan'ın eski menajeri, e, yani sosyal medyada sen Beşiktaş kulübünün başkanı, yönetimi, taraftarları falan hakkında öşer yazarsan, ya bilmiyorum ya bu gerçekten onu yazmış, onun adına bir hesap açtıysa nasıl adam farkında değil? Yani ama her o... şekilde yani Beşiktaş'la profesyonel o... olarak iş yapamayacak bir e, durum ortaya çıkmıştı. Dorukhan da bak söylediğim gibi o dönemde. E, bazı taraftarlar ya tabii taraftarların suçu değil onları suçlamıyorum kesinlikle bununla ilintili olarak. Çünkü haber birden yayılıyor böyle bir kara programda oluyor herkes böyle bir linçleme psikolojisine giriyor ama doğru kan. Kötü çocuk değil abi yani ne olursa olsun. Yani ne olur Beşiktaş'ta kalsın kalmasın. Benim fikrim değişmeyecek. Ama tabiat olarak hani böyle şark kurnazı onu da yaparız oradan para koparız öyle değil. Öyle olsa zaten 350 bin euro tamam oğlum senin sözleşmeni önümüzdeki sezonlarda iyileştireceğiz diyen eski yönetime böyle safça inanmazlar diyelim konuya Şimdi tabii ki Dorukhan Beşiktaş için önemli bir oyuncu. İki açıdan önemli bir oyuncu. Bir, e, Elnen'in satın alma opsiyonu çok yüksek. Yani aynı Galatasaray'da Lemina'nın satın alma opsiyonu gibi. Beşikta Pazarlıklarla düşünebilir ama. Beşiktaş orta bana göre, bana göre vazgeçilmez ve en değerli oyuncu Dorukhan. Ne elneni ne başı. Atiba'nın yaşı itibariyle söylüyorum. Ya yaş itibariyle tabii Atiba, söylüyorum. Dorukhan karşılaştırılamaz. Ee, ama Atip Dorukhan onun dışındaki her oyuncudan çok çok iyi. Evet. Çok onun iyi. dışında bir de şimdi eğer Gökhan Gönül ayrılırsa Dorukhan iyi de sabık. Son oynadığı sabık oynadığı maçlarda da. Ya Sergen Yalçın'ın oyun planı şöyle. Abdullah Avcı kalsaydı sabık oynatacaktı zaten e, Sabek'teki sıkıntıdan dolayı Gökhan Gönül iyileşene kadar öyle yapacaktı zaten. E, çok talihsiz sakat geçirdi. Milli takım için de çok önemli bir oyuncu. Unutmayalım evet. Fransa maçlarında falan Dorukhan'ın dinamizme, çift yönlü oyunu e, bir de Dorukhan defansif bak, açıdan. Bizim, bizim bizim çok özür dilerim Ali'ciğim. Sen de bana katılırsın diye düşünüyorum. Bizim e, milli takımımızın en büyük başarısında biz Melih ve Çağlar'ı çok tabii ön plana sokuyoruz. Tabii ki. Doğru da. Hak ediyorlar Doğru be. da. Doğru da yapıyoruz. Doğru da yapıyoruz. Ama mesela Cengiz gibi, Burak gibi oyuncularımız da çok önemli. Çok önemli. Ama bana göre 4-3'ün olmazsa olmazı olağanüstü 3 tane orta savuncumuz var. İrfan, Doğrukan. İrfan, Doğrukan, Mahmut. Yani bu üçlü ok gibi üçlü abi. Yani abi özellikle iki, bu oyun tarzında. Yani bak mükemmel 2-8 numara. Sol ayaklı biri İrfan, sağ ayaklı biri Doğrukan. Yani ikisi de to box. Baks. Bu bu oyun tarzında yani on numarasız oyun tarzı için evet. biçilmiş kaptan ki bu kadar az gol yememizde grupta işte çok önünde Mahmut gibi bir kesici işte. Atıyorum. Luis Gustavo. Hatta Okay da var yani. Galatasaray bölümüne geçince Okay Yokuşlu'yu da ayrıntılı konuşacağız. Yani bakma. Görev adamlarımız çok iyi orada. Ve böyle parçalar yerine oturduğu için Memezlik Çelik de çok iyi bir görev adamı sabekte. O zaman şimdi soruyorum. Luis Gustavo İrfan Can Doğrukan Soruyorum. Atiba ee, Doğru Kağan sol tar, sol içe işte bir oyuncu genel İrfan Can diyelim veya Galatasaray için konuşalım İşte Mert Hakan hani Doğrukan'ın Kağan'ın Ömer Bayram arkada Lemina yani bu üçlüleri kurduğun zaman iyi bir 4-3 takımı olabiliyorsunuz o zaman öyle öyle o zaman sağ açın sol açını da sağ forvet sol forvet oynatabiliyorsun gerçek evet. anlamda 4-3 oluyor diğer türlü ya bir de şimdi şey meselesi de var ben öyle on numaraya falan karşı değilim öyle bir şey yok Rolünü değiştiren. Ama iyi on numara, ama iyi on numara bulmak bak, da zor artık. Kalmadı yani. Hocam Çok bak, az kaldı. yerini değiştiren oyunun hızına evet. oyunun parsel hani Abdullah Hoca'nın meşhur parsel olayı var ya. Yani ofansta da o var abi. Yani evet. hücumu genişletiyorsun. Bak mesela bir Leverkusen'daki Kai Havertz bir e, Dortmund'daki Brandt. Bunlar başka oyuncular. Başka mevkilerde oynuyorlardı. Başka mevkilere evrildiler. Ya orada artık daha böyle hani net olarak sen 10'sun siz siz, siz ikiniz de onun kademesinde oynayın. 2 tane bir 6 bir 8 değil. Orada oynadığın zaman 6 oynarken 8'lik diye yapacaksın. %10 oranda 10'luk da yapacaksın. 10 numara bile alsan görev. %50 oranda sen 8'lik 6'lık da yapacaksın. Bu şekilde oynayan oyuncular. Oyun çok hızlı oynanıyor çünkü. Ya yani ben burada oynuyorum değil. Oyun o kadar hızlı ki. Buradasın şimdi biraz sonra şurada olman gerek. Burada olman gerek. Yani Tabii, o diyorlar. yani her zaman her yerde olma. Orta üçlerin artık fonksiyonu bu. Onun 6'sı 8'i o kadar. Bir Harika bir 6 numaraya dönüştü şu an yani. 8 oldu 6 oldu 7 e, de Orta sancar yerinde şey oynadı. Oldu. Kemindo şey Broyny her yerinde oynadı. Derin Oyun kurucu 10, 8 yani, forvetin arkası, evet. sağ solu, içeri Böyle, olarak, değil, orta hani, orta böyle, evet. böyle oynuyor. Böyle oynuyor. Evet. Daha geçişken. Daha böyle İsviçre çakısı gibi olması gerekiyor. varken yanında da Dorukhan varken Beşiktaş 4-3-3'te bir de Fatih geliyor şimdi. Ha, onu yani şimdi orta söyleyeceğim. Sağ, orta saha içi bir iyi Beşiktaş'ın? Sergen Hoca'nın yani, planlarında işte uzun vadeli Adem ile hiç, hiç satıp sol içe sol ayaklı bir oyuncu aldığın zaman evet güzel parçaları güzel birleştirdin şimdi evet. Adem Naic tabi e, öyle 6 ay kötü oynadı diye ya kötü oynadı da 6 ay bir hayal kırıklığı oluşturdu performansı diye hemen gitsin o gözle bakılmıyor bir lens gibi diaby gibi o gözle bakılmıyor fark şu lens 32 yaşına geldi bir zamanlar bayağı iyi oyuncuydu ama artık 32 yaşındaki lense kim kaç para bonservis verir bir iki, kim Beşiktaş'ın ödediği maaşı verir Adem Naic'e Beşiktaş'ın ödediği maaşın daha fazlasını da verecekler var Rusya'da özellikle öyle mi? Var mı? Müşterisi var mı? Var. Tabi, Rusya'da müşterisi var. İtalya Serie A'da her daim var. Belki Beşiktaş kadar maaş vermese de. Çünkü artık o takımlar Inter-Juventus değil. Onların daha alt seviye takımları. Ki bu büyük takımların çoğunda oynadı. Roma'sı, Inter'i falan. Çok iyi bir portföyü var. Çok iyi bir CV'si var. Yani bu önemlidir transferde reputasyon. Şimdi eğer Adem Leic yine hiç kalıp Beşiktaş'ta bu son 6 aydaki gibi yine bir hayal kırıklığı oluşturursa hı hı. o zaman fiyatı düşer. Bon servis bedeli düşer. Beşiktaş'ın bu transferi bu gözle bakması gerekiyor. Adem içi. E. Aslında elinde bir koz senin transferde. Çünkü de iki tane oyuncu var. Vida ile Laiç. Bunlar gerçekten diğerlerine göre daha fazla bonservis bedeli yüksek oyuncular. O dediğin de yapılabilir işte. Ya tabii şimdi Beşiktaş'ın her şeyden önce bir de daha şunu artık netleştirelim. Beşiktaş'ın takım maliyeti dediğimiz maliyet 56 milyon euro. Minimum böyle 35'e düşürmesi gerekiyor bunu. Bunu düşürmesi için de yüksek maaşlı oyunculardan en az 4 tanesi yollar ayrılması kim, gerekiyor. Şimdi onlar? Karyus gitti 1. Lens gidecek 2. Nereye gidecek Lens? Geçecek? Geçecek. Nereye gidecek Lens? Yani bak, ben kim sana arası? diyorum ki kim bu ne maaşları var? düşürürken bir de bonservis geliri gelmesi gerekiyor ki... mali açıdan küçülürken sağ içindeki oyun gücün azalmasın. Senin dediğin tespit çok doğru. Zaten Sergen Yalçın birçok takımında gördüğümüz gibi... Böyle 4-2-3-1'dense 4-3-3'e daha meyilli bir hoca. Yani bu modern futbolda çok iyi takip ettiği için mümkün olduğu kadar mümkün olduğu kadar e, son model oyunun dinamiklerini kendi çalıştırdığı takımlara yansıtmak istediği için teknik direktör olarak Malatya'da da böyleydi başarılı olurken. Yani Avrupa Kupası'nda sezon başı başarılıydı yani Malatya'nın oyunu başarılıydı bir kere. Ki orada birçok oyuncu hani göze daha da olduğundan daha iyi gözüktü. Teknik direktörlük farkı budur. E Beşiktaş'a da gelince bunu yaptı. Şimdi Fatih konusunda zaten yıllarca bir yanlış yapılmış demek ki. Çünkü Fatih orta saymış. Yani Rıza Çalınmay Hoca bunu göster. Ama öyle. Fatih Beşiktaş'ta oynadığı maçlarda mesela o Şenol Güneş Hoca'nın son sezonunun ilk yarının sonundaki Kasımpaşa maçı var. Çok kötü bir maç. Ve işte Şenol Güneş yönteminde en kötü oynadığı dört maçtan bir tanesidir o. O maçta mesela Solbek Zoraki. Hiç ilgisi yok orayla. Kupa maçlarında sabek. E, yedek stoper. Ama gördük ki orta sahada dinamik. kademe anlayışı çok iyi olan. Bir kere pozisyon almayı çok iyi biliyor. Sivas'ın oyunda da işte Mert Hakan'ı en çok rahatlattı. Bak ben sana söyleyeyim mi? Öbür çocuk da iyi. Tabii yaşı daha büyük onun. Hakan Aslan. Hakan Aslan. Tabii. O da Hakan, Aslan. E, bak çok iyi bir üçlü. Birbirini çok iyi tamamlayan. Yani bunu burada da bir 4-3-3 var. Sergen Hoca'nın da kafasında büyük ihtimalle o 4-3-3 var. Ya bir daha böyle. Sergen Hoca'nın kolay kolay 10 numara beğenmesi... Yani böyle çok beğendiğim bir isimle o oyunda daha riskli girersin. Yani Sergen Yalçın'ın yeni modeli varsa oyna 4-2-3-1. Oyna evet. yani canına minnet. O tip oyuncular varken de yine Sergen Hoca kendi kariyerinden bilir. Zeman geldi dedi ki 3-4-3-4-3-3. E ben nerede oynayacağım? Sağda solda oynayacağım. Yani şimdi Adem Reis'i sola sağa koymanın ki bazen oynadı oralarda İtalya'da olsun Beşiktaş'ta da olsun. Evet. Kesinlikle kötü oynamıyor oralarda ama en yönlü yer değil. Ve o 4 3 3te daha farklı Beşiktaş'ın böyle kenar forvetler bulması gerekiyor. Beşiktaş'la diğer e, önemli gelişmelerden bir tanesi de şimdi mesela herkesin sorduğu Caner giderse ne olacak? bon servisi alınacak mı? Yani Reboç ile sözleşme yapılırken nedense şöyle bir madde konulmuş. 20 maç şu kadar süre alırsa 2.4 milyon euro satın alma opsiyonu devreye girer. 2.4 milyon euroluk oynamadı. Genk Ant'tayken 2.4 milyon euroluk oynadım, oynadı mı oynadı. Beşiktaş'tayken oynamadı. Ee, 20 maç da, oynamış mı 20 maç oynamış mı işte onu geçmemesi için oynatmadılar ya bir süre bir süre oynadı 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 Caner sol açık oynadı sağ açık oynadı hep sol bek döndü Reboço bir iki maçta hata yapınca performansı kötü olunca bir de o sözleşme maddesinin için 2.4 milyon euro Beşiktaş yüzde 99 oranda bonservisi Ulan. elinde bonservisi elinde oyunculardan da takıma uygun olanları alacak bence orada erken başlanılması çalışmalara ta Şubat ayında başlanılması iyi bir şey oldu bu böyle korona salgını arasında da oyuncuların daha fazla e, incelenme şansı oldu. Teknik direktöre, teknik heyete daha fazla izletilme şansı oldu. Bunlar önemli. Bir de Beşiktaş'ta şöyle bir e, haber geçiyor. Ha bu arada şeyi söyleyeceğim. Lig'in kalanında e, Erdoğan'ı özellikle stoperde, Rıdvan'ı sol bekte daha çok görebiliriz. Bir dahaki sezon için aynı zamanda bir deneme niteliğinde olacak. Tıpkı kale'de olduğu gibi işte Ersin büyük ihtimalle Ersin daha önde şu anda Utku'ya göre. Ee, ama bakalım göreceğiz zaman gösterecek. Beşiktaş'ta kaleci haberlerinde Joe Hart geçti. Bu konuyu birazcık irdelemek istiyorum. Joe Hart 500 gündür İngiltere Premier Lig'de oynamıyor. Tam 500 gün oldu. En son Everton'a karşı oynamıştı Burnley kalecisi olarak. 5-1 yenilmişti Burnley ve bir iki gol de böyle gerçekten bir hatalıydı. Torino, torino çok kişi... iyi değildi Canım Toronaldo da, da iyi değildi. Tabii çok kişi Guardiola hayatını kaydırdı adamın diyor. Yapma. İngiltere milli takımı kalecisiydi. E, kendisinin de hataları oldu. Joe Hart 33 yaşında ama Türkiye'de tabii. Vay Hart'ı beğenmiyor musun Ali Eceman? Bakın. En büyük sorunumuz bu Türk futbolu olarak. Ben desem ki Nick Pop gelsin. Joe Hart yerine o da kim diyeceksiniz. Yani Nick Pop işte Burnley'de banka oynayan kaleci İngiltere milli takımını da zorluyor yani. Sorun bu. Veya Heaton. Şimdi Aston Villa kalecisi sakatlandı ama o kesti Hart'ı mesela. 34 yaşında tabii. Yani onu önermiyorum ama o gün o Heaton Hart'ı kestikten sonra Hart değil de Heaton alınsa daha iyi olur diyeni, diyene kızıyorsunuz. Niye Hart'ı en son şampiyon liginde iyi oynadığı zaman izledim. Ben adam çok kötü kalecidir hiçbir şey yapamaz artık demiyorum ama bu riske girmeye değmez. kalede Beşiktaş olmaz. artık almazlar. Garantiye gidecek. Garantiye gidecek Beşiktaş. Volkan Böyle Babacan bu mı? kadar aç eksik olan. Ya şimdi tabii orada da Volkan Babacan da ee, Mert'in harika form grafiği hem milli takımdan kesti. Önce Başakşehir'den sonra milli takımdan kesti. O da ayrı bir şey. Ama Joe Hart Türkiye'ye gelecek. Aynı mesela Karius'taki gibi işte ayın birinde ödemediler. Nasıl olur ya? What happened? What's happening ya? Falan durumu olmayacak. Volkan Babacan bunu biliyor Türkiye'de maaşların. Hep şu şahane örneği verir. Kendisinden. Mustafa Doğan. Ben diyor Almanya'dan geldim diyor. Allah Allah ayın biri oldu 11-12 banka hesabına baktım maaş yok. Hemen aradım kaptanı mı Fenerbahçe'de Rüştü abi. Rüştü abi ne oluyor maaşlar falan. Oğlum rahat ol ya. Yatar mutlaka 10 gün sonra yatar olmuş ama kesin yatar kimsenin parası kalmaz diye. Ya o zamandan öyle zaten abi. O yüzden bu tip oyuncular da hani ee, mesele sen daha garanti abi takımın parçasına uyacak. Hiç böyle şey olmayacak yani anladın mı? Ya işte uyum sağlayamadı ama falan. Uyum sağlayacak oyuncuyu alacaksın. Çok basit. Atiba nasıl uyum sağladı kardeşim. Marcelo nasıl uyum var mı, sağladı? Bilgi, Başka var mı, bir şey? isim var mı? Bilgini bilgi, isim var mı? Joart meselesini kontrolüm açtım. Altında, kontrol, kontrolüm altında diyor Hayır, kontrolüm altında değil. Algıyı kontrol etmeye çalışıyorum ama iyi anlamda. Böyle algıcılık, operasyonel eyyam merkezciliği yapmıyorum. Bak. Coart büyük kariyerdir gerçekten. Ama 500 yok, büyük büyük kariyer, oluyor. falan değildir ya. Yok. Kariyer olarak diyorum abi. Sonuçta İngiltere yok, milli yani, takımı büyük Ya. Boş ya. ya. Aa, yok, abi şeyden iyi kariyeri yani birçok kaleciden iyi kariyeri var. Kariyer olarak söylüyorum. Yemişim kariyeri diyorum ya. Kaleci de sen yükselen evet. mesela o Samsun Spor'un genç kalecisi Nurullah ben tercih ederim. Açık açık söyleyeyim sana. Alamazsın. vermiyor Samsun Spor. Tamam onu anladık zaten. Yani bu tip isimler gerekiyor. Şimdi Galatasaray bölümünde daha da çok konuşacağız. Galatasaray'la ile Beşiktaş'ın tabi bazı işte transfer listesindeki hedefler ortak. Neden? Yerli, genç, Türk. Üç kriter var. Evet. Doğru. Niye? Maliyeti uygun. Birkaç tanesi hariç hepsinin maliyeti uygun. Galatasaray bölümüne geçmeden önce işte Beşiktaş'ın da bu en azından arama taramayı çok iyi yaptığını, bu zeki çelik transferinde olduğu gibi ya ikinci ligde oynamış canım hemen yapabilir mi gibi saçma sapan hatalar yapmayacağını bu sefer en azından bunun sinyallerini veriyor yönetim. Ee, bu konularda herkes artık mecbur. Yani gay benim san, benim anladığım kadarıyla da bu kadar çok yerli transfer Türk oyuncunun adının geçmesinin bence sebeplerinden bir tanesi de yabancı sınırını biz istesek de istemesek İstemezek de düşürecekler. Serdar. 8'e Düşecek bu e belli. Sekize düşecek. Zamanla yani kademeli kademeli sekize düşecek. yere geliyoruz yani. Yüzde yüz yanlış karar ama öyle olacak. Ben de hiç istemiyorum ama sanırım öyle olacak ki bu kadar çok yerli oyuncu adı geçiyor. Yani kimse bu kadar plansız programlı hareket etmez diyelim. Yeni bölümde ben görüşmek üzere.